Ben de üstadımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Hocamız ahir zamanda sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin değerinin daha anlaşılacağını, kıymetin daha çok bilineceğini söylemişti. Ben de bugün üstadımızın olağanüstü bir hafıza özelliğinden bahsedeceğim. Allah çok güzel, çok güçlü bir hafıza bahşetmiş kendisine. Van'da olduğu dönemde 20'li yaşlarda astroloji, fizik, kimya, felsefe, tarih, matematik alanında ilmini artırmış ve birçok kitabı hafızasına almış, hıfzetmiş. Bilirsiniz kısa süreli hafızadaki bilgileri uzun süreli hafızaya almak için onu belli sürelerle tekrarlamak gerekir. İşte üstadımız bu hafızasındaki kitapların 80-90 tanesini hafızasından tekrarlıyormuş maşallah, ezberden tekrarlıyormuş. Üstad o dönemde öğrencisi Mustafa Sungur ağabeyle şu konuşmayı yapmış hafızasıyla ilgili. Mahfuzatım, hafızamda olan 80-90 kitabı ezberden tekrarladım. Bunlar Kur'an'ın hakikatlerine çıkmaya basamaklar oldu. Sonra Kur'an'ın hakikatlerine çıktım. Baktım her bir ayetin kainatı ihata ettiğini, yani kuşattığını gördüm. Artık başka bir şeye ihtiyacım kalmadı. Kur'an bana kafi geldi. Maşallah üstadımızın hafızası çok güçlümüş. Aynı zamanda burada üstadımızın insanları bilime de teşvik ettiğini de görüyoruz. Bilim yoluyla biz Allah'ın yarattığı evreni ve içindeki varlıkları inceliyoruz. Aynı zamanda üstadımız yine bir sözünde şunu belirtiyor. Üstadımız hadis kitaplarını kullanarak biliyorsunuz risaleler yazdı. Fakat hadis kitapları yanında olmadan o risaleleri yazdı, ezberden yazdı. Bu da olağanüstü bir durum maşallah, Allah'tan Maşallah. özel. Şöyle diyor üstadımız. Hem yanımda kütübü hadisiye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber tevekkütü Allah, yani ben Allah'a tevekkül ettim diyerek başladım. Öyle bir muvaffakiyet oldu ki eski Said'in kuvve-i hafızasından, yani hafıza gücünden, ezberleme kuvvetinden ziyade hafızam yardım etti. Her 2 saatte süratle 30-40 sayfa yazıldı. Yani 2 saatte 30-40 sayfa çok muhteşem maşallah. Bir tek saatte de 15 sayfaya yazılıyordu. Ekser Buhari, Müslim, Beyhaki, Tirmizi, Şifai Şerif, Ebu Nuaym, Taberi gibi kitaplardan naklediliyor. Halbuki bu nakilde hata olsa hadisi olduğu için günah olması lazım geldiğinden kalbim titriyordu. Burada üstadımızın Allah'a karşı titizliği de görülüyor. Fakat anlaşıldı ki inayet yardım var ve şu risaleye ihtiyaç var. İnşallah sahih kusursuz doğru bir surette yazılmıştır. Şayet bazı ehfaz-ı hadisiyede, yani hadis sözlerinde veya ravilerin isminde bir yanlış bulunsa tahsih edilerek, yani düzeltilerek müsamaha ile anlayışla bakmalarını ihvanlarımdan, kardeşlerimden rica ediyorum diyor üstadımız. Şimdi burada tabii özellikle vurgulamak istediğim noktada burada üstadımızın muhteşem olağanüstü bir hafızası var ama ona bu özelliği veren Rabbimiz ve gerçekten de kendinin ifade ettiği gibi ihtiyaç olduğunda Allah bahşetmiş oluyor. Ama Allah'ın hafız sıfatı var bildiğiniz gibi, muhafaza eden, gözetip koruyan. Rabbimiz bir ayette şu şekilde söylüyor. Hud suresi 57. ayet. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetip koruyandır. Burada biz Allah'ın üstün hıfzını, yüce yaratılışını ve yaratma sanatını görüyoruz. Elhamdülillah. Yüce yaratışını. Yaratışını, pardon. Maşallah. İşte. Allah Allah affetsin. zaten orada belirtiyor. Bir inayet ve yardım var diyor. Evet. Çok önemli. Çünkü Risale'ye ihtiyaç var diyor. Çok doğru. Evet. Zaten Risale'yi hazır bir program olarak uygulayacak. O dönemden bunu bildiği için üstadımız çok güzel bir sanat hazırlamış maşallah. Maşallah. Maşallah.